Zayvu izleme hazır mıyız? Le Zayvı. Evet mirajla başlıyoruz. Kompleks Divided maçı. Ama B'ye gitmiş. Kompleks için. A tarafında config var. Sanırım config de blame if. Ufak çaplı bir fake atacaklar ama. Uf, Shox'tan hemen round başlangıcı bu fake'i bozan bir hareket. Apex hala palas altında. Konfig oraya tabi çeklemek zorunda ama şu an çok özgür Apex Entry izin verdi Apex'ten büyük hata Zayıfı toparladı ama şimdi B taktiği geliyor RPK of Of Pistol Master Reis'e P250 de gerek yok Genç RPK 2002'li Yine iş başında Yani taktik çok kötü değildi e, aslında ama e, yani öyle Bytreet'i falan entry verince rotasyon atacak adamlar değil genelde. O yüzden hani entry alsa dahi konfig B'de iki, iki oyuncu bırakmamıştı zaten B'yi. O yüzden kolay bir vuruş oldu yani. Hoş geldiniz arkadaşlar. White Tilt de bu arada Apex evden oynuyor galiba. Normalde White Tilt'i Game'i Kaz'da oynuyordu biliyorsunuz. Hatta belki de tüm takımlar evden oynarken bir tek Vitality Gaming House'dan oynuyordu. Şimdi tam tersi olmuş. Complexity buluşmuş. Gaming Kazda veya Gaming Office'te artık nasıl değerlendiriyorlarsa. Ve de Apex'i evden oynarken gördük. Üçüncülük maçı değil. Daha grup maçı bu. Daha grup maçı. Grup yeni başlıyor. Şimdi üç tane grup var arkadaşlar. Biz A grubunu bitirdik. Ee, bu Big'in ee, Astralis'i yendiği ve hani bir numara olduğu gruptan lider çıktığı var ya düzeltiyorum NIP'yi yendi. Ee, orada o grubun şimdi B grubundayız. Bu kez B grubunda Vitality, Complexity, ee, G2 ve EG var. Dörtten tane takım. O, bu arada biraz şeyi yüksek tutmuşum da. E, ee, var ben sonra bir kapatayım ya. Tekrar hatırlatın da bana aradayken. Hatta bir sonraki round'da falan yapabilirim. Yok begin direct rakibi anlamında değil. Sadece o da birinci ve ikinci olacaklar bu gruptan çıkacaklar. Ee, Spring turnuvasının finallerine gidecekler. Yani bu grubun iki takımı. Yani büyük ihtimalle y 3 ve hani G2 olur gibi düşünüyorum ama bakacağız. Bir tur daha edin arkadaşlar. Bir tur sonra kapatayım. Misuta Bey apartmanda bu arada. Kopex de Force'a gitmiş. Bir taktiğe diye gelecek. Shox'a Misuta Bey tarafında. Misuta balkondan. Shox'a Bench tarafından yardım edecek. CKS'den ev altına düşecek flash var. Misuta ilk kill aldı ama hemen pozisyon değiştirmesi gerekiyor. Molotov geldi çünkü. Uf, o iki mermi. Uuu nasıl site savunması Misuta'dan. O nasıl bir MP9'miş ya. İki tane palas bir tane de kısayı vurdu. Arkadaşlar şunu hemen bir düşüreyim oyundan kalmış. Kusura bakmayın. Okey. Devam. Şimdi düzelmiş olması lazım. Tertemiz. Zayvı flash pick alacak diye düşünüyorum takmide ama Shox şimdi hazırladı flash'ını bırakacak. Hop! Beleş frekler geliyor. kolay vuruş Zayvu için. Ama da düştü ama tabii çok önemli değil zaten ekolar. Falasa bir nate. Bu arada bu en çok sevdiğim M4 skinlerinden bir tanesi arkadaşlar. Daybreak mıydı? Daylight mıydı? Öyle bir şey olması lazım. Ee, çok bence böyle underrated bir e, skin. Bir kendi grubundan çıktı. Evet İspanyol. Bu B grubundayız. B grubunda Complexity, Vitality, G2 ve EG var. Buradan da iki takım yine büyük finallere gidecek. LMF şöyle short'u çekleyecek. Yani şu an e, tüm top level CS'deki en çok frag çıkaran in-game leader LMF. Böyle eşsiz bir özelliği var. Yani şöyle bir düşünüyorum. Kim vardı diye blamef öncesi aklınızda, gelirse chatten yazın arkadaşlar. Eee ya böyle skorar in midir ama blamef'e kadar skorar bakın. Öyle şey değil yani. Abi o da 20 vuruyor falan gibi değil yani. Glaive bence Glaive daha az vuruyor Blamef'ten. Fazdeyken Niko ama Niko in midir sayılmaz. Niko hani idareten yap dedikleri bir durum. Tapsın yok. Tapsın da bence Kyle Blamef kadar vurmuyor. Blamef baya skorar ya. Öyle biri yok değil mi? Nex'a olabilir belki. Evet, belki e, G2 öncesi ve hani biraz da G2 zamanı belki Nex'a olabilir. En yakın Nex'a. Orada imit kontrolünü hızlı aldılar. Xaybu hemen geri çekilecek. Konektöre doğru. Config çok hızlı geldi. Config gördü bu arada Stairs'ı. Oraya bir Prefire çıkabilir ama tabii sağ taraftaki Xaybu beklemeyecektir. Config şu an small saklandı. Xaybu ses yapıyor biraz. Xaybu tahmin etti ama Konfikten güzel bir spray kontrol. Son mermi de olsa keleş keleştir. Yalnız Apex Connector vurmuş. geldi. Short'u anlayamadı. Ve son kalan isim Blamef. Nitro bu kadar skorer değil ya. Evet Alex güzel bir örnek bak. Alex'e katılıyorum. Alex Fatih'li zaman baya iyiydi. Blamef saklandı oraya. Bu arada sanırım tekrar bir tek pause gelecek. Şeyden sonra. Eee... Ranttan sonra çünkü bir şeyler yazdılar. Büyük ihtimalle yine biri bir şey oldu. Fakir ve hoş geldin dostum. 6. ayın kutlu olsun. İyi yayınlar abici nice ayları. Eyvallah çok sağol. da iyi seyirler dostum. Ya Fallen, Fallen olabilir belki biraz. Ama Fallen da bir APC olarak tabi çok ekstra vurmuyordu. Görevini yapıyordu diyelim. Ee, ya bana en yakın Alex gibi geldi. Alex'in vatilti zamanı gerçekten skor alan bir in-game leader'dı. Ama mesela şöyle düşünün mesela Alex falan da top 20'ye böyle 5. olarak falan girmiyordu yani. Hani Blamef gerçekten yok ediyor. Yani o konuda herhalde büyük ihtimalle Blamef eşsiz ya. Şöyle bir düşünüyorum da son yılları, son 4-5 seneyi. Eee bu kadar vuran bir game midir yoktu herhalde. Tek flash çıkacaklar A'ya doğru. Zaybo ticket'ta kaçırmadı mermisini. Apex'in pozisyonunu da vurdu. RPK orada. RPK palas altına gelmiş. Pozisyon değişikliği olmuş bu arada. White niye öyle bilmiyorum. RPK de A'ya gelmişti. Normalde B savunmacısı. Tek bırakmışlar Misto'yu biraz daha uzaktan B'ye doğru. Enteresan bir setup. Direkt bildiler yalnız tabi. Poison'ı merak ediyorum. Poison bayağı bir süredir yoktu. Malumunuz. Eee Yani benim en çok beğendiğim ap oyuncularından bir tanesi Tertemiz oynuyor Bakalım dönüşü nasıl olacak ama vahçiyette şimdiden 5-0 yaptı yani Baya sert başlığıdır Güzel vuruşları bir izleyelim ya Tertemiz bir dünyanın en iyi takımları Last premier gerçekten bu sene yayın hakları konusunda Çok keyif aldığım bir çalışma olacak benim Zaybı yani çok yaklaşmak zorunda kaldı. Kaçınmadı ama ceza kesebilecek mi? Hayır. Piklemiyor. Büyük hata. Yani korktular bence biraz. Daha fazla kill gelir diye ve Zayvı doğrudan rahatça çıktı. Yani orada bence direkt vuruş sonrası bir pik gelebilirdi ama Apex Connector'dan yakaladı. Ama hocam bıçakla kaçmak nedir bu seviyede? Konfey free kill. Ama 2 pozisyon. Şimdi Zayvı geliyor tarafına doğru. Konfik çok iyi sızdı bu arada jungle'a. Oradan B'ye çevirecek gibi oyun sanki. Arp K. Bonfik arkası dönük yakaladı. Bir anda Vitality. Yani entry vermesine rağmen yine döndü dolaştı. O oyun çevirecek noktaya getirdi. Blemif'i duyuyor şu an Zayv'ı. Jungle arkasını bekleyecek AP ile. Blemif bakalım Önce o oynayacak gibi sanki CKS öncesi. Pozisyon çok iyi zayıf. Biraz off angle. Yani ne köşede ne sağda ne solda. Güzel bir off angle ve CKS. Şimdi B'ye çevirecek. Mesut birazdan görecektir kul atarken evden. Ve gördü zaten. Zaten Motofrag'da 15 saniye var. CKS'in işi çok zor. Zaten backup da geldi. Zayıf orada. Aslında çıktı kilini de aldı. Şimdi kereş almaya doğru da gidiyor. Vatilti savunması taş gibi. Sengal kaybetti mi? Anla ki. Bu da Pest 5'ı o da rahatlıkla yeniyordu aslında oyun olarak, performans olarak ama Bugün tabi ondan çok sert bir endpoint maçı vardı. Endpoint point e, biraz moral bozucu şekilde yendi Sangal'ı açıkçası. Bence onun etkisi etkisindeler. Ondan kaynaklı olabilir biraz da. Evet neyse de devam edelim biz maçımıza. Vitality 6-0. Yine bir A-Smoke taktiği gelecek gibi 3B bekliyor bu kez e, ee, Biraz pasif bırakabilirler. retake oynayabilirler. Çok Rampadan gelen Nate'leri gördü. Şimdi bir tane Motov bırakacak oraya. Zaten Nate bırakmış. Ciddi bir hasar yok. Evet. retake bırakacaklar. Tamamıyla. Apex'in üstüne gidecekler. Büyük hata. Apex lottayken yakalandı. Zayvu hala Connector oyuncusunu biliyor. Şimdi bombasını da gönderdi. Bu arada çok iyi mi umutlar? Yani konfig hemen çıktı tekrar window'a. Tekrar indi galiba. Şimdi ticket oyuncularının biraz oyunda bakacak. Zayvu hala tedrigin tedirginliğiyle beraber. JKS RPK'yi de vurmuş. Zayvu öftü biçti. Işte. Uuuu. 5-7. Zayvu'yu yarıda bırakıyor. Şoks hala orada ama kaçıracaklar mı su? Hayır, Blame Beef vermedi. Zayvu AWP'si yerine 5 da güvenince açıkçası biraz Hayal kırıklığı yaşadı. O da bunun farkında biraz ama zaten o burada formalar çok güzelmiş ya. Renkleri falan gördünüz mü? Abi bu adamlar formaları çok iyi yapıyor Vatilti. Bak bundan önceki forması da çok güzeldi böyle bir bütün ortaya sarı bir logo vardı ya böyle. O da çok iyiydi. Bu forma da güzel olmuş böyle. Adamlar biliyor bu işi ya. Berkecim 2500 kişi yoklamış. Teşekkür ederim Berke. Arkadaşlar hoş geldiniz. Berke'den gelen herkes. Galibiyet üzerine host güzel de olurdu tabi ama maalesef mağlubiyet üzerine oldu. Plus Premier'den devam arkadaşlar. Şöyle top level bir CS izleyelim birlikte. Evet bu arada ben çete bakarken hoş geldiniz derken kompleksli bir anda iki kişi kalmış yine. Shox ikinci AP olarak şu an iyi katkı veriyor A tarafında. Palastan bir pik atmıştı. Abi böyle sıkıca anlatırsan anca bu last sunarsın. <laughs> eyvallah kardeşim. Güzel kappa. Evet Mista bench tarafında yine Blamef'in atlamasını bekleyecek. Blamef Oraya bir Prefire çıkmadığı sürece, Mista'nın pozisyonu çok kuvvetli. Hem ses alacak çünkü atlarken, hem de safe oynayacak. Bu da MF şu an. Atlamak üzere. Oraya Prefire çıktı ama Mista yine vermedi bu fight'ı. Hatta Prefire çıkmamış sadece. Hani tahmin ederek çıktı ama ateş etmemiş. Yanlış anladı arkadaşlar herhalde diye düşünüyorum Takashi. E, demek istediğini anlatırsan e, ne demek istediğini chat'i şey yapalım yoksa şu an flame yiyeceksin haberin olsun. Maç tahmini. Ya Vatit'in kompleksliği yenmesini bekliyorum. Kompleks de hem e, Poison dönüşüyle beraber bence hazır değildir. E, tam tersi Vitality eminim ki bu maça çok hazır geldi. Kafa olarak ve eee Başlangıç olarak, yani sürpriz beklemiyorum bu seride komplekslerinin bence harita alması bile biraz zor gibi. Şimdi, bir a taktiği gelecek. Bu kez biraz Astralis'in taktiğine benzer biliyorsunuz. Tekramp'a, Power to falan ama öyle bir çıkışı yok. RPK yine de bir kill çıkardı. Çok iyi değil o. Shox'tan kötü bir mis yani. Sanırım safe çalışırken yakalamaya çalışacaktı bir rakibini ama kötü Apex'te yakalandı 3 vs 3. Usta Konekta tarafında olacak. Zayvo CT side'de. Orada bir boost yapabilirler gibi ama Yavaş yavaş tık tarafına geliyor Zayvo. Bench tarafındaki Uuu da görür görmez vurdu. Poison evde. Şimdi ilk info geldi ikinciyi bilmiyorlar. Smoke var mı? Smoke yok. <laughs> Pardon biraz gıcık oldu. Bir bastı ama Tabii ki de bu fake olacak. Şimdi Blame hiç bilmiyorlar. Çok kolay bir vuruş. Tabii bir smoke olmaması bu kadar kritik ama Zayvu da motof kullanmadı. Çok sen güzel bir vuruş. Evi de biliyor. Şimdi Nade'ini bırakacak oraya. Çok fazla fake şansı yok. Bir tane şans var. Poison side içinden çıktı ve çok saldı galiba. 70 olması lazım zamanın. Muazzam oynadı tecrübeli oyuncu. Zayvu'nun orada motofunu kullanmaması ufak bir faildi ama çok ee, şok soparladı. Yani o baştaki Eee biraz Silverware hareketten kaçaldı bir vuruş vardı Shox'un ticket'tan çünkü onu alsa belki de bitecekti şu çıkışta. Şu çıkışı vuramadı Shox ama sonrasında çok klas oynadı 2'ye 1'e. Ya yani bu biraz da rakibi bo moral bozacak bir hareket. Yani girmişsin 2'ye 2, hatta 2'ye 1'e getirmişsin e, comeback atmaya çalışıyorsun falan. Şimdi Shox B'ye geldi. Yani çok mobil oynuyor bu arada Whitehead. inanılmaz mobil. Yani Zayvu bir B'de, bir RPK B'de. İşte yine kötü bir bu arada Shox'tan. Hemen curse dedim Kem gözleri gönderdim chatten. Ofikten kör kör güzel bir chat. Apex toparlayacak ama pek mümkün değil gibi. Biraz daha hasar aldı zaten. Yani Shox evet güzel bir analiz var bu arada. Shox ilk atışlarını misliyor diye. Sinan şundan kaynaklanıyor. Shox biraz yüksek sens oynamayı seven bir oyuncu ve eee hani hareketli oynamayı daha çok seviyor. Nedir mesela? İşte vurdum biraz daha açıldım. Bir flick daha attım. Biraz geri çekildim. Bir flick daha attım gibi. Bu tarz hareketleri seviyor. Eee, oyun tarzı olarak. Hatta keleş de böyle kullanıyor. Çok öyle hani cross koyan biri değil sadece hareketli oynamayı seven biri. Eee Durum bu. Böyle biraz daha pozisyon AP'si olduğu zaman çok daha net değil. <laughs> Batuhan hoş geldin. Bu içinden mi geçmiş? Bayağı bu arada CS değil mi ya? Chatten gençler. Hareketlerken mi vurmaya çalıştı acaba? Bayağı oldu ya bu. Ross üstünde çünkü yani. Ya bak blast bile yani Prodüksiyon bile anlıyor da bir gariplik olduğunu. Seviyorum o yüzden blastı. Ya yani şey değil sadece. Eee Hani Ya işte Şu an güzel hareketi seç. Falan yayında gibi değil yani. Adam diyor ki lan bu vuruş nasıl kaçtı acaba? Bir tekrarını verelim falan. Bir ben yürüdüğünü düşünüyorum. Sıkarken yürümeye bastığını düşünüyorum. Hani oradan kaçmaya çalışırken aynı anda. <laughs> Düzeltin artık şunu diyorlar. O da mümkün dostum. O da mümkün. Evet. Bu arada Blamef dağırıyor burada. Hepimizin aklında aynı soru. Ama şu an ortaya bıraktı. White Litty ee, Blamef'in çok iyi bir timingi olmazsa şüphelenebilirler Windows tarafından bir oyuncu oynayacağını. Gerçi e, çok güçlü bir yer yani Blamef. Biraz sabırlı oynarsa birçok oyuncu hazırlıksız yakalayabilir. Bakın Apex oraya bakıyor zaten direkt. Jungle'dan şüpheli biraz. Ama cık. yani Connector'a bakmak için jungle'ı gören bir yerden piklersen Blamef cezaya kesti. RPK yakın mesafe çok kolay dinkledi bu arada. JKS'den duvar arkası bir headshot da başladı round. RPK'yı keserken. Evet. Şimdi orayı kırdı. Ve kırınca fark etti. Misuta bütün rifle fightlarını kazanıyor yalnız. Yani Misuta hiç daha şu an rifle fight kaybetmedi. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Baya kereşlere karşı M4 fightlarının hepsini kazanıyor. Çok enteresan. Zayıf bu arada toparlamış onu pek göremedik ama Bu bir kör kör bir tane de geçerken mi vuruyor? Bir tane de Apex vurmuş Güzel 9-2 oldu Zayıf bu kez şorta pushlamış Yine bir asmok yapacak Complexity'nin biraz oyun çeşitliliği Açıkçası beni biraz korkuttu yalnız yani sadece asmok yapıyorlar Oyun çevirmiyorlar hiç. Entry bulamıyorlar zaten. RPK. Window altı Apex'e Rush var. Onu görecek mi? RPK'den büyük hata. Flash bekliyordu galiba takım arkadaşından. Tam çeviremedi galiba kafayı. LMF. İşte o Bench'in oyuna katkısı. Short'u görebiliyorsunuz artık. Apex kill'ini aldı. Oo, Rush'ta kaçıldı vermesini. Apex bir de Collector bekleyecek ama artık elinde Nate'de yakalanacaktı. Şimdi arkadan gelen Misto var. Yeri çok iyi. Çünkü bomba şimdi kuruluyor. Yani Misto'nun hemen 5 tane içerisinde rampada olacak. Bu rakibin beklemeyeceği bir hız. Şoks. Sandviç'e bakacak mı? Bilmiyorum. Misto geldi rampaya. Bayağı neydi de var Misto'nun bu arada. Palas'a bakabilirdi. Bakmadı. Şimdi sandviç vurdu. Palas'a bir moli gelecek ama bakmıyor üzerine. Ufak bir hata diyelim. Ve Jackass. Tıkıtı iyi yakaladı. Evet bu MF2, CKS2. Çok mutlu gördüğünüz gibi CKS'de. Apex burada bayağı ekstra oynadı bu arada A1S'le. Artık o zamanı kalmadı. BMF de biraz Lurker gibi oynuyor şu an. Karşını aldı diyelim. Forma çok güzel. Dönüp dolaşıp ona bakıyorum ya. Chat yok mu bana bir Valtity Forması göndermeniz? Şu arkaya Yakışmaz mı? Ha yok, kanka okey dediler tamam Eyvallah amigo <laughs> Gönderdik şu an Adresi veriyorum arkadaşlar Şimdi kompleksli biraz frene bastı bu arada inanılmaz CT ekonomisi gördüğünüz gibi, bir bir P250. Gerçi RPK'de P250 varken Bence silahtan pek bir farkı yok ama Yine mobil oyun Yani mobil derken rotasyonlu oyun düzelteyim Shox B tarafında tek savunma olarak kalacak Bir daha adam atacaklar mı diye baktım Apex hemen Osman arkasına sızabilir Evet A-Speed bu kez yalnız e, 4 connector'la girecekler gibi of Apex'ten CanSkan, son roundların etkili oyuncusu. BlameF, e tokat. Apex ama rush'ı vuramadı bu kez. İkinci oyuncu beklemeyecekler. Misuta çok iyi de. İkil. Misuta muazzam. Muazzam bir M4 oyunu. CKS de orada. Misuta eğdi kafayı. CKS görüyor ama... Abi Misuta... Yani şu hareketleri şu yaşta yapması inanılmaz değil mi ya? Çocuk 30 senedir CS'de... Tier 1 maç oynuyormuş gibi. Ya çoğu kişi çıkıp atlamıştı üzerine. Adam bir vs bile bırakmamak için. Kaçtı 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 çıktı ondan sonra ateş etti. İnanılmaz. Ya gördünüz mü orada crossfire yapmayı istedi jungle'daki arkadaşıyla. O yüzden o kadar kaçtı kaçtı. Hani ben öldürsem o alsın. Trade'imi diye. Güzel tek CK'sen. Bir RPK maça giremedi şu an. Gerçi kilo olarak çok sıkıntı yok da. Yani onu nereye gitse kırıyorlar. <laughs> Bir B taktiğe gelecek gibi. A'dan entry aldılar ama B tarafında Shox birazdan info alacaktır. MP9'i var. Orada armorları var yalnız e, ee, kompleksin. Eğer Shox'tan çok iyi bir vuruş gel... O, oh, ses, ses aldılar şu an ama direkt, direkt yok oldu. Bir güzel tek tek konfikten. 3'e 2. Bu arada gördüğünüz gibi Vitality sürekli jungle'ı bırakıp site savunması yapıyor. E, Apex'in bu vuruşu önemli. Canı çok az kaldı ama en azından short tarafını biraz daha safe hale getirdi. Bench'i gördü. Şimdi Zayvu bir ev. Bençi de biliyor. Ama USB'si var. Elinde bir güçlü pistol olsa belki fark olabilirdi. Bu arada gördü rakibinin üzerine doğru gelecek ama konfik. Yani Deagle'larda başka bir marka. Mesut'la ben de aynı yaşta ya. Ya da yok o benden bir yaş küçük galiba. 2003'lü o. Forma cidden çok iyi. Aynen katılıyorum. Blamif short'a kadar geldi. Shox var orada. Bakın Shox da kendi diglını gösterebilecek mi? Blamif çok hızlı gelmiş bu arada. Connector'dan taglendi Shox. Ve bitirdi o tegi. <laughs> Ay JK rampada bekliyor hala. Sağ olun arkadaşlar teşekkür ederim. Evet o kötü smoke one way gibi kullanmaya çalışacak. RPK orada. RPK'nin Deagle. Ama Rush'tan izin yok. Rush'ta. Ve geri topladı biraz. Apex duyuyor konektör seslerini. Poison yakalanıyordu yalnız geçerken. Cık, kötü. Yani Apex'in bu cross koyamamasına Biraz uyuz olmuyor değilim, yani hep o şeyi seviyor böyle sıkarak hareketli oynamayı, işte sprey atmayı falan seviyor. Hiçbir zaman eğim kafadan başlamıyor Apex'in, böyle vücuttan başlıyor hep. Yani şu tabii elindeki famas olunca zaten vücuttaki mermiler kafaya doğru yaklaşana kadar adam vurdu. Arkadaşlar bu şak yaş konusu bir şey, ee, meme, şaka, geyik yani. Komikten ekrandaki güzel tekli bu. Bu da tabii RPK savunması. Yo tank. Bulk'un gerçek olması gibi bir şey. Kenny Flick, Kenes Flick gibi çok hızlı kaydırdığı için vuramadı çok sıktıktan hemen sonra cross sola gidiyor. Ben sıktıktan sonra sola doğru gidiyor gibi gördüm onu. Yani üzerindeyken e, animasyon başlıyor, sonra mouse biraz sola gidiyor gibi. Maçı zaman öğrenemeyeceğiz bunu. Tesla rantlardan bir tanesiydi. Bu roundu çaldılar. Yani hatta her şey burada başladı bakın. Bir yarım round. Yani burada belki White biraz daha arttıysa çünkü para bitti burada. Ve üzerine Shox'un çok iyi clutch olmasına rağmen hani 1 vs 1 bu. Yani o 6-0'lık paranın çöpe gittiği 2 round bunlar. Sahibi 14 kill pek göremedik ilk yarı vuruşlarını ama Mistu'yu genelde gördük. Çok sayıydı. C2 85 ADR ama yani pek aldığı kritik bir kill yok. Bir tane clutch almıştı hatırlıyorsanız. Clutch değil de bir iki pozisyonda Palastan çıkıp vurmuştu. E, bence killleri çok kritikti ilk yarıda. Özellikle o B tarafın Diggle'la beraber aldığı bir şey var. Eko var. Kompleksinin. Poison yalnız hiç maça giremedi yani. Hiç göremedik Poison'u. Ee, bilmiyorum. Biraz paslanmış mı bakacağız. Şu geldi. Rush o kollarla açamıyorsa şişeyi. Bir versin. O kırar yani. Parçalar. O, yani suyu direkt ağzına döker. Elleriyle besler. Öyle yani o derece. Şimdi ilk, e, enteresan bir ilk round olur eğer kompleks buradan bir ekran olursa, bir anda maça, ortak olma, maça ortak olma ihtimali artar ki böyle bir durum White muhteşem başlangıcını yok eder. Şimdi A'ya iki smoke geldi. A smoke taktiğe gelecek. Jungle Vesteris kapandı. Apex Palas altını yaktı mı? Üstünde mi kaldı? Uuu bu arada JKS bir tek atmış. Ticket'tan linklendi ama mesafe çok uzak. İkinci kiri de alıyor. JKS çok iyi pistol oyuncusu. 3 gelmedi belki ama. CT almaya çalışıyorlar. RPK. Hemen yine takas bu AMF'den. Kral kaldı. P250 var elinde. ortam bekliyor ama ikisi de orada. Şimdi fark etmiş olabilir. Ama rush'tan hata yok. JKS çok iyi pistol oyuncusu. E T tarafında da zaten. iki tane kill hatırlıyorsanız. D çıkışına hemen bir tek. İkinciyi biraz hırpaladı ama e, bir tane daha vuruyor. Bayağı önemli. Maç döner mi? Ben hala düşünmüyorum. Valtilt'in kazanacağını düşünüyorum. Ama ee, kompleksinin en azından biraz daha kendine gelmesi lazım. Bir de Poison'ın kendine gelmesi lazım. Poison olmadan Borten'i kazanamazlar arkadaşlar, APC olmadan. Şart yani. 2-3 ee, kill kille bitiremez Poison burayı. Top duydu, gördü. Flash peek alabilir top mid'e. 2 var mı? Poison'ın yardımı var. Ya bu nasıl force round anlamadım. Yani tablet kutusunu geçemedi şu an White Heat'i. Böyle force olmaz olsun. Evet Apex'te. Swan'ı da atayım da bari o da ziyan olmasın dedi. Yani round'u alacağından değil de. SS olarak. Abi 5 smoke kullandım maçı falan. Apex'ine ver bir killimi sonra öleyim hareketi yapıyor. Aynen. Buradan bir acı bekir lokumunu aldık. Arkadaki kim ya? Taraftar mı? Amigo galiba. <laughs> ne yaptın Amigo? Evet. P250'ler. Apex'in el locker tarafında. Smoke arkası çıktı. JKS infoyu aldı. Flash pick ama JKS hiç yorulmadı. Dinklendi bu arada bloklarla Saibu da killini almış. Devamında RPK'in dinklerine. Apex geldi connector'dan. Ya yani iki kill baya iyi. Bir de plan çıkartırlarsa ki şu an Zayv'ı geçme çalışacak sanki. Vazgeçti geri kaçıyor. Yok. Baş topladı ekoları. Poison device türü bir AP stili var. Poison'ın sensi çok düşük. Bir AP'ci olarak Guardian tarzı düşünebilirsiniz. O yüzden böyle uçup kaçmasını beklemeyin. Pozisyon AP'cisi o. Yani tuttuğu yerden adam çıkarmayacak. İki iki adamı çıkarmayacak gibi. Niye gülüyorlar abi sürekli? Hocam bunlar değişik takım ya. Hep böyle gülüyorlar. Apex yakalayabilirdi. Apex hayatta kaldığı için şanslı ve zayıf bir poison'u vurmuş. İşte Short'taki o smoke arkası açı. Göremedik kaç ama yani çıkardı. Ya baktı ya adam çıkarmaması lazım Poison'u. Flash değmedi çünkü poison yanlış görmediysem. Apex sızıyor yalnız Lidra. Lidra sızarsa oyun biter. Kompleksli için. Zaten rotasyon da attılar A'ya bu arada. Niye atıyorlar bilmiyorum. Seviye mi gidiyorlar yani? Hani A gelirse oynadık. A gelmezse GG mi? Nasıl kol abi? Evet bomboş beze girdi White Game Jam time'ı gördük şimdiden. Şimdi Apex AP'yi de kaçırdı Poison'ın. Enteresan hocam niye böyle bir şey geldi bilmiyorum. Tamam abi geldi o silah, tamam geldi Apex götürecek, eve götürecek ya. Abi bravo helal attın oraya be. Zaten kim gelip AWP alabilir ki Sight'dan? Ya Poison'ın işte, abi bu direkt dry pick yani. Poison'ın bunu vurması lazım. <laughs> Olsun ne olur olmaz. Benim için bekleyelim. Azıcık daha, çok azıcık daha. Apex'in spawnı iyiydi. Bakalım taklit edecek, çıkacak mı? Connector'a flash atmış. Orada ladder'a bir boost geldi çok hızlı. Enteresan bir... ...pozisyon. Bazen bunu tercih Özellikle e, short savunmasının e, underpass tarafından biraz e, darlanacağı veya short'un hızlı gelme ihtimaline karşı window'a iki gidip ladder'a hemen bir adam atıyorlar takımlar. The BMF e onu yaptılar. Apex tek başına gelip JKS'i vurdu. Bu iç planda olmayan bir hareket. Apex'in Enter Fragger olduğu zamanları hatırlayanlar vardır. Eee Fransa CSGO'sunda. Connector onun eviydi yani t sitede Bir numaralı taktik Apex'in Connector'dan alacağı Enter'iydi. Ve o vari bir hareket oldu. CK'sin de biraz da bir hatası var. U dinkledi Zayvayı konfik. O yüzden bu arada adam vurmuş. ve taktiği geliyor. Of Zayvudan bir numara B flick. Konfik yanıyorsun abi. Aldı killer ama Volthof'un içerisinden konfik. Tam Motov sönerken yani Motov biterken oraya doğru gitti. Ve iki tane kill aldı. Toplamda 3 kill'lik çok iyi bir savunma konfikten. Ah, Ve konfik iyi bir timing tam Zaybu netle yakalıyor. Ya burada bir mermi yese ya rakipten Yanarak ölecekti büyük ihtimalle çünkü Dediğim gibi tam biterken yani son 2 saniyesinde falan gittim Molotov'a Ama kimse oraya bakmayacak Molotov var diye Gerçekten konflikten 700 bin aykürlük bir oyun oldu Kaptanlar kim takımda? Hocam kaptan kavramı CSGO'da pek yok aslında ya. Yani şu an kompleks de in genelde lider olarak geçer takımlarda. Yani kaptan Kaptan ya sadece aslında haritaları seçen taraf oluyor biraz da. Çok böyle bir Kaptanlık kısım yok yani. WhiteHit'in Apex mesela in-game leader'ı. Kaptanların daha çok harita banlarında falan işe yaradığını görüyoruz CSGO'da. orada arada yine connector'ı çok iyi aldılar. Lmf rampadan. Flaş biraz kötü. çok sentrisini aldı. Ama bilemefi de biliyorlar. Tetris'e gittiler. Zayv'i vurmuş. Yalnız Poison'a iyi bir hasar geldi. Poison toplam 15 canla beraber. Şimdi Plant. Zayv'i çok kötü bir yerde kaldı. AP'si de bir yer. Safe bir yer arıyor ama çok ortada kaldı yani. Hiç kaçması mümkün olmadı. Round biraz Apex'e bakıyor. Shox'un da canı yok çünkü. O Smo iyi kullandı şimdiki Apex. Of gözünde patladı gözünde. Shox 200 IQ'ya doğru gidiyor. Ortaya doğru lök demiş. Bir, iki, üç gelir mi? Canı kalmadı spreye ama fazlasıyla iş yaptı fakat Apex'ten güzel satış. Konfinde vuruşun hakkını verelim. Yani çok kırmızı canıyla iki kişi vurdu. Apex'in yapacağı sadece bir body shot'tı keleşle. Onu da yapamadı. Konflikten yine kör olurken güzel filik olmuş. Yani. yani Apex'in şurada tabi turist gibi çıkması da işini kolaylaştırdı. Shox'ta büyük ihtimalle yazık oldu diye biraz tribe girdi. Amigo mutlu. Amigo sürekli tombala çekiyor. Poison göremedi killerini hocam. Poison coştu. Pozisyonda poz Poison'ı bir açsaydık ya. Yani ripleyi izleyeceğiz arkadaşlar. Zayvu 1 vs 5. Bomba ampul gibi yerde duruyor. Pas altına bakacak birazdan. Bakmadı. Ama hangi birine bakacak tabi. Stereos'u duydu. Rush rampaya bakar mı? Kompleks de bayağı bu arada eee disiplinli şu an. Ama Palas'a baktım tam etti galiba. Kolay bir kill. Palas altına bakmayacak. Onu A savunmacısı sandı sadece. de vardır diye düşünüyordu büyük ihtimalle. Ve evet, burada bitti. Şu poison'ı bir görebilir miyiz ya? Evet çalışmamış Blast buraya. Veremiyor şu an sanırım. Veriyor veriyor. Connector. Top mid'e. Palas kolaymış. Bu şu üçüncüsü güzeldi. Pardon. Şu dördüncüsü güzeldi. Güzel. Hayata dönüşü oldu bu pozun artık. Ha smoke A girecek Yine smoke arkasına yerleştiler. Tek flash, lamba flash'ı çıktılar ama JKS orada yırtıcına gitti. Mistodan önemli bir tek şimdi. Site kontrolünü aldı. Mistod ikinciyi de atmış connector'a. Jungle smoke'u bir default neydi gelecek. Apex hala lurkluyor bu arada. Leader duydu. Ona göre oynayacak. Ayrı atlarsa Apex'ten bir free kill gelebilir. Apex olmadı. 3 vs 3 pozisyon. Baya geride kaldı şu an kompleksli oyuncuları. Baya neydi var bu arada. Hani Yutuyeti olarak çok rahat tek oynayabilirler. Ama iyi vuruşlara da ihtiyaçları var ve üç farklı açıda duruyor şu an. Vati oyuncu kim Kimistan'ın yeri çok çok iyi. Bomba önde olduğu için pe pek fazla City'ye bakmayacaklardır bu arada. Çok konfik. Musta ilk kere aldı. Ikinci de aldı. Sait tarafına dolaştı. Rush'ı da, da baya bir vurdu ama yetmedi galiba. Zaman yetti bu arada Rush'ın çözmesi için. Yani Mista şu an bir numara oynuyor. Dört kill çıkarmış. Ki ikisi Deagle tek entry. Ya yani daha ne yapsın? Burada bir kill alıyor. Smoke arkası ikinci oyuncuyu yakalıyor spreyle. Üçüncüyü yakalamak üzereyken artık hani canı kalmadı. Abi arkadaki ilk defa TSM o çizdiği herhalde. Vardır ya böyle. Uf. Wow. Might Hani vardır ya mesela biri bir şey için çok kolaydır aslında onun için artık hani profesyoneldir o konuda Ama böyle olaydan hiç habersiz biri gelir ve onu ilk izlediğinde Wow nasıl çeviriyor mouse'u böyle İnanılmaz Evet curse bu arada whitelete'yi adamı sal artık diyor. <laughs> Oğlum adamın benden haberi yok ki adam takılıyor yani. Şu an çok mutlu yani. Olayım mu? Apex'i vurmuş bu arada top midde. Göremedik. CKS rampa savunması yakın. Sahibi birazdan crosshair koyacak. Kaçırdı mermisini. Ama yine ağaç da vakti de şu an hiç taktik yapmıyor gibi. Yani bu nasıl bir taktik anlamadım. Rampaya gittiler şöyle bir. Tekrar dönecekler. Ya bu arada geçen, demiştim YTT için ee, Kaybettiği mücadele sonrası 2020'nin 2020 sonlarında Pardon düzeltiyorum. 2021'in ilk ee, Blast'ında hatırlarsanız 2020'nin finali gibi bir şey olmuştu Tarih olarak ee, Bence Apex direkt takımı aşağı çekiyor baya ee, Kendi Oynayamıyor. Oynayamayınca tilt oluyor Bu büyük ihtimalle verdiği kollara da yansıyordur Baya baya bence şu an A e freni Apex YTT için Evet gördüğünüz gibi faillen smoke poison için kolay bir frag oldu. bu güzel bir flash Bomba alıp geçecek ama B'de hala iki oyuncu var. Rush'ın yeri de ezber bir yer. Config RPK'yi vurmuş. Dinklendi Config şu an bench'ten geçit vermiyor. Shock sentry aldı ama Config oynuyor şu an. Beni nasıl top 20'ye almazsınız oyunu Config'den. Baksana konfikten tırt tırt tırt. Burst fire'lar. Bir de palası vurayım. Çat. 13-11. Seriyi göremedim ama kaç kaç oldu seri ya? 10'a 5 değil miydi? 10'a 5 oradan 8 birlik bir seri var. Rush evde. Çok o uh, şok sesleri duyuyor. Yakın geldiler. Zayv orada. Zayv infoyu aldı Shox. Şu an timingi bekliyor. Hop selamun aleyküm diye çıktı oradan ama Shox ne yapıyorsun abi? 2 2 trade. Ede evet, bomba düştü. K1 düzeltiyorum. Çok gerçekten Mektenle o adamların içinden geçmesi lazım o mesafeden. Aynen Zay vurdu. Ben onu frek sandım zaten kombatta. O yüzden işte trade falan diyorum yanlışlıkla. <laughs> Zayvul'un hile şey oldu galiba. Fatih alır mı maçı? Artık çok zor ya. Hani havaya girdiler. E ee, T tarafında acayip tıkandı. WT. Poison da oyuna girdi. Ya yani şu an her şey e, Complex'in yine, her şey yani oyundaki. Ya Zavi kötü oynamıyor da şu an yine şey durumuna geldik. Yani WT kazanacaksa Zaywo'nun böyle bir, bir tane bir 2, bir 3 alması lazım falan gibi bir duruma geldik. Takım tıkandı çünkü şu an. RPK normalden biraz kötü oynuyor. Dediğim gibi Apex bence e, şu an bayağı tilt. Hem taktik olarak bir şey katamadı hem frag olarak bir e, katkısı olmadı maça. Şimdi A'yı atıp A'yı oynarken aslında taktik karakteri iki oyuncuyu sızdırmak. Ama Poison bunu bekliyor. Çorttan geçti Zayvu. Güzel dikkat dağıtması var. Taktiği ben bayağı beğendim. Rampa oynayacak ama vuramıyorlar. CKS yok etmeye devam ediyor RPK. Emeklerini bu maçtan sonra açıklayacak herhalde. Sahibi jungle duydu ama bombayı alması lazım. Şimdi konfik duyacak. B tarafından zarfı koşarsa veya scope açarsa Blame if. şu an tahmin ediyor döndüğünü sanırım. 25 saniye kaldı zaten. Evet konfi duydu. Bakalım orada bir prefer çıkacak mı? Rush bu arada backside'e gelmiş. Zayv'ı buradan alma ihtimali yok. Çok iyi prefer. Ama ikinci oyuncuyu beklemeyecek. Hop. Seyah. şu vuruşu okeyim. Şu ikinci vuruşu okey değilim. Burada Shox'un tedavi alması lazım. Buna hiç okey değilim. Yani gökyüzüne falan bakıyor JKS. O ne uçak mıydı neydi falan derken dur bir cross çevireyim bari artık diyor. Kompleks çok iyi. inanılmaz. Şu bakar mısınız yukarıdaki seriye? Böyle bir şey yok yani. Ona birlik seri oldu. City site'te. Ve bir araç. Bench'te bayağı yordu şok Sumek'ten ile beraber. Konfikten güzel. Hemen smoke üzeri bir kill. Nate geliyor mu? Geldi şoksa. Şoksu alkışlarla vuruluyoruz ve konfik oynamaya devam ediyor Apex orada. 2-1 AP'li. Çok kötü bir AP oyuncusu değil Apex bu arada. Düzgün oynar ama onun ihtiyacı olan keleş şu an. zamanı yoktu scope açmaya. Ve bu MF takası alıyor. Kompleksite inanılmaz çaldırandı ve haritayı. Ben bu ee, Luz'u Apex'e yazarım. Arkadaşlar harikaydınız ya. Gelin size birer çay ısmarlayayım. Ya da acaba Vitality'nin mahareti Gaming House muydu? Yoksa Elad'a oynayınca işler sıkıntıya mı giriyor?